Efendim pazar sohbeti tüm hızıyla devam ediyor. Bugün iş insanı Serdar Dönertaş bizimle ama ekranlarınızın başına acil toplanın diyorum. Çünkü medikal estetikte kullanılan, dermatolojide kullanılan birçok ürünler var. Bunların başında da mezoterapi ürünleri geliyor. Özellikle kadınlar ki erkekler de kullanıyor. Şimdi Serdar Bey'e de soracağız bunu ama hangi ürünü kullanmalıyız? Hangi ürünler kaliteli? İçeriğinde neler olmalı? Bu mezoterapi ürünlerinin faydası var mı? Hekim mi yapmalı? Ve birçok soruyu Serdar Bey'e soracağız. Serdar Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Kadir Bey. Çok teşekkür ederim. Öncelikle vakit ayırdınız. Biliyorum hem yurt dışı seyahatleri hem de kongreler ve mevcut yeni bir projeniz var, onu da biliyorum. Evet. Ondan dolayı çok vaktiniz olmamasına rağmen bugün önce şahsımı sonra ekibi kırmayarak geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi çok sağ olun. Az önce anonsta da söyledim. Yani bu kozmetik ürünler, mezoterapi ürünleri, bu konuda bence halkı bilinçlendirmek çok önemli. Şuna da değinmek gerekiyor ki bu mezoterapi ürünlerinin birçoğu ihraç ediliyor. Doğru. Bir kısmı da Türkiye'de sizin gibi iş insanları ve bu medikalden, kozmetikten, sektörden anlayan iş insanları kendileri üretiyorlar. Doğru. Şimdi medikal estetikte doğru ve kaliteli ürünün neden önemi var? Şu şekilde doğru ürünün önemi var. Bir kere bu ürünler sadece doktor kliniklerinde uygulanmalı. Söylediğinize ek olarak söyleyeyim. Evet. Bunun dışında doğru ürün doğru hastayla buluşturulması gerekiyor. Hastanın leke sorunu vardır. Leke tedavisi için hekime gitmiştir. Doğru ürünle tedavi edilirse lekede gerileme olur. Ve içerik bazlı da mezoterapinin içeriği de bu konuda önemli. Bu konuda çok önemli. Biz bu konuda hekimleri bilgilendiriyoruz. Hekimler gittikleri kongrelerde, bilimsel kongrelerde bunları görüyorlar. Biz de ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bu şekilde doğru ürünle doğru hastayı buluşturmak gerekiyor. Ürünlerde de özellikle klinik çalışmaları olan, injectable onayı olan, ki bu çok önemli. Türkiye'de maalesef bu konuda çok az ürün var. Yurt dışından gelen çok az ürün var. Türkiye'de üretilen maalesef hiç ürün yok. Orada çok özür dilerim. Şöyle bir bilgiye sahibim ben Serdar Bey. Yurt dışında işte bizde cilt altına enjekte edilebilir sertifikası ya da onayı lazım ama yurt dışında galiba işte Avrupa'da, Amerika ülkesinde bunu istiyorlar mı? Orada da aynı şey var mı? İstemiyorlar. Yok galiba. Bizde Türkiye'de tedavi anlayışı hekimlerimiz tarafından genelde cilt altına enjekte şeklinde gerçekleşiyor. Ama yurt dışında sadece doktorların değil, hemşirelerin, bazı güzellik uzmanları, sağlık çalışanlarının aslında yetkisi var bunu yapmaya. Bunlar biraz daha topikal ürün, topikal olarak da ürün uygulamaları yapıyorlar. Ama Türkiye'de trend tamamen injectable olduğu için, injectable yapıyorsanız o ürünün injectable onayının, klas 3 sertifikası ve doktor yapması mecbur, ve doktorun yapması mecbur, zorunludur. Şimdi peki sayın iş insanı Serdar Dönertaş, mezoterapi ürünlerinin içeriğinde neler olmalı diyeceğim. Hı hı. Şöyle önemli bir soru bu. Çünkü az önce dediniz ki leke yapacaksa ona göre bir mezoterapi kullanmalı. İşte ne bileyim parlak bir cilt ya da portakal görüntüsünü yok edecekse ona göre kullanmalı. Çünkü ben mesela mezoterapi dediğinde cilt altıma enjekte edilecek, cildim işte daha beyaz olacak ya da işte daha fresh olacak. Sanki tek bir ürün gibi geliyor bana, hani mezoterapi mezoterapidir gibi geliyor ama içeriğinde neler olmalı, öyle değil mi? Aslında öyle değil. Zaten mezoterapinin gelişmesinde de öncesinde bir mezoterapi kokteylinin içindeki bütün ürünler tek tek piyasaya verilip doktorlar kendi protokollerine uygun 1 ml bir etken maddeden, 1 ml başka bir etken maddeden deyip kendilerine bir kokteyl oluşturuyorlarmış. Artık yeni gelişen teknolojilerle hazır kokteylleri doktorlara veriyoruz. Mesela az önce örneğini verdim. Yani kokteyl derken bu bir karışım. Karışım olarak. Şey, evet. Mezoterapi kokteyli denir genelde buna. Evet, hekimler arasında öyle konuşuluyor. Evet. Leke mezoterapisi için mesela olmazsa olmaz 2-3 tane etken madde vardır. Tranexamik asit, arbutin, glutatyon, kojik asit gibi. Bu etken maddelerin bu bir leke mezoterapisinde olması gerekiyor. Cilt parlaklığından bahsettiğiniz B vitaminlerinin olduğu, amino asitlerle ve hyaluronik asitle desteklenmiş koenzimlerin olduğu bir mezoterapi kullanılması gerekiyor. Ya da hastanın cilt elastikiyet kaybı vardır, gözenekleri gelişlemiştir. Bunun için bir kolajen içerikli, hidrolize kolajenin olduğu bir
mezoterapi tercih etmesi gerekiyor. Mezoterapinin içerikleri doğru hastaya ulaşması, hastanın ihtiyacını giderebilmesi açısından çok çok önemli. Ki Türkiye'deki hekimlerimizin birçoğu bu etken maddelere hakim. Doğru hastaya göre mezoterapi seçimini yapıyorlar. Evet, hatta geçtiğimiz sene değil, birkaç ay önce bir kongrede sizinle sohbet ettiğimizde de bunları anlatmıştınız. Yani her mezoterapi aynı işlemi vermeyebilir gibi de söylemiştiniz, hatırladım. Peki şimdi asıl hani bugün sizi davet etme sebebimin en önemli bir kısmı da tüketiciyi bilgilendirmek. Doğru. Yani siz bu ürünleri Türkiye'de hem üreten hem de ihraç eden bir iş insanısınız. O yüzden medikal estetik işlemi yaptırmak isteyen, mezoterapi ürünü kullanmak isteyen kişiler nelere dikkat etmeli? Öncelikle hekim seçimi çok önemli. Medikal estetik sektöründe dermatolog, plastik cerrah ya da medikal estetik hekime. Maalesef bizim Türkiye'de bu iş tamamen sosyal medya üzerinden doktor seçimine gidiliyor. Doktor olmayan kişiler de uygulama yapıp oradan doktormuş gibi lanse edebiliyor. Öncelikle doğru doktorun seçmesi gerekiyor. Ve hangi tedaviye gidecekse ona göre bir doktor seçmesi gerekiyor. Ürün seçimi şu şekilde Bence Türkiye'de bu kısım da çok önemli. en önemli kısımlardan biri bu. Ürünleri genelde hekim seçiyor ama sosyal medyadan duydukları şekilde hekime gidip ben bu ürünü yaptırmak istiyorum diye bir talepte de bulunabiliyor. Eğer hekimler, hastalar ürünlere hakimse o ürünün enjektable onayı var mı? Üretim aşamasında belirli standartları karşılıyor mu? Uluslararası bilinen bir ürün mü? Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor kesinlikle. UTS kayıtları falan oluyor muydu? Buna, Tabii ona da tabii. bakmak lazım. Türkiye'de satılabilir bir mezoterapi ya da buna benzer medikal estetik sektöründeki ürünlerin hepsi Sağlık Bakanlığı'na kaydedilmek zorundadır. Ürün takip sistemi üzerinden bunu hastalar da kontrol edebilir. Doktorundan talep edebilir. Doktorundan talep edebilir. Sağlık Bakanlığı'nın web sitesi, tıbbi cihaz web sitesi üzerinden o ürünün Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı mı olup olmadığını hasta da görebilir. Evet. Bu da onun hakkı. Tabii. Yani ben kutuyu okutacağım diyebilir, değil tabii, mi tabii, tüketici? Tabii. Ve şöyle bir şey, hekimler doğru ürünü kullandığında hastalara ürünlerin içerisinden bir barkod çıkar. Bu barkodu hastaya verirler. Size biz bu ürünü yaptık, bu ürünün son kullanma tarihi bu, menşei bu, ürün içerikleri bu. Hasta saklar, bir sonrakine geldiğinde memnunsa ben bunu yaptırmıştım, tekrar bundan yaptırmak istiyorum diyebilir. Peki benim kulaktan dolma bir bilgim var. Mesela son dönemlerde İtalya'da yapılan, İtalyanların yaptığı mezoterapi ürünleri Türkiye'de çok rağbet gördüğü söylüyor. Bunun ne özelliği var? Doğru. İtalyan olmasının? Ya sadece İtalyan olmasıyla değil, İtalya mezoterapilere çok önem veriyor üretimine ve geliştirilmesine. Dünyada şu anda yükselen trend iki ülke mezoterapide başı çekiyor. İspanya ve İtalya. Daha öncesinde İspanya'ydı. İtalya son 3-4 yıldan bu yana tüm dünyada mezoterapi pazarına oldukça hakim olmaya başladı. Bu tamamen firmaların, üretim teknolojilerinin mezoterapi ürünlerine yatırım yapmasıyla alakalı. Ağzımdan aldınız. Yani yatırım yapıyorlarsa, Ar-Ge'leri iyi yapılıyorsa. Evet. Peki siz iş insanı ve ihracat yapan biri olarak şu an gündemde İtalya var mı? Var. Şu anda bir İtalyan markasıyla çalışıyorum. Çalışıyorsunuz, evet, zaten. Evet. Türkiye'ye ithalatını yapıp, Sağlık Bakanlığı'nın kaydını yapıp, doğru ürünü doğru hastayla doktor kliniğini de buluşturmaya çalışıyorsunuz. Evet. Peki tıbbi estetik ürünlerde geçmişe baktığımızda güncel yenilikler neler? Güncel yenilikler şu şekilde. Daha öncesinde az önce bahsettiğim gibi tek tek ürünleri alıp tek bir flakonda birleştirip hastaya göre bir protokol uygulanıp yapılıyordu. Artık hastanın ihtiyacına göre hazır birleştirilmiş ürünler var. Bunun dışında yeni etken maddeler çıkmaya başladı. Daha önce kullanılmayan etken maddeler şimdi mezoterapi kokteyllerin içine girmeye başladı. Örnek verecek olursam Amerikana Genipa meyvesi ekstratı. Bunun dışında kolajen mezoterapisi çok revaçlı olmaya başladı ve tüm sağlık sektörünü etkileyen egzozomlar. Egzozomlar mezoterapiye eklenmeye başladı. Şimdi egzozomlu mezoterapiler çok çok revaçta tüm dünyada. Evet, bu egzozomu son zamanlarda çok duyuyoruz. Serdar Bey, nedir bu? Yani tabii hekim kadar açıklamak mümkün olmasa da bu ürün ihracatı yapan iş insanı olarak egzozom çok fazla konuşuluyor. Şu şekilde, egzozom zaten normalde bizim vücudumuzun ürettiği hücrelerin atık aslında kodları. Ve egzozom şunu yapar, başka bir hasarlı hücreye bağlanıp onun tedavi edilmesini, onarılmasını sağlar. Bunu dışarıdan da verdiğinizde, ki dünyada şu an klinik çalışma düzeyinde olan insan kaynaklı egzozomlar var. Göbek kordonundan elde edilen
ve bitkisel kaynaklı egzozomlar. Bizim sektörde şu anda bitkisel kaynaklılar revanşta. Mezoterapide enjektable onayını alıp kullanılabiliyor. Evet. İnsan kaynakları şu an tüm dünyada enjektable onayı yok. Evet. İnsan kaynaklı da ben göbek kordonunda mı bir engel geldi ya da bir yasak geldi diye duydum şu ama doğru mu? Yasak gelmedi ama klinik çalışma düzeyinde kullanılabiliyor. Hani hekimler egzozomu, insan kaynaklı egzozomu tedarik edip klinik çalışma yapabiliyorlar. Belirli hasta gruplarında bizim cilt hastalıklarına vitiligoda mesela bununla ilgili klinik çalışma yapılıyor şu anda. Evet. Peki tabii bu işler böyle hoş konuşuyoruz da kadın erkek de uygulayabiliyor mezoterapi ürünlerini bildiğim kadarıyla. Evet. Yani nacizane ben de kısmen uygulamış biri olarak. Tabii fiyatları konuşmak lazım. Hani bizim çok şükür hani sektörde hekim arkadaşlar sizin gibi dostlarımız olduğu için kısmen fiyatlar konusunda belki kendimize artı sağlayabiliyoruz ilişkilerimizden dolayı ama sonuçta bunu insanlar yaptırıyor. Türkiye'deki mezoterapi fiyatları ile diğer ülkelere göre nasıl bir seviyedeyiz? Ya aşağı yukarı aslında aynı seviyedeyiz. Tek farkımız şu, yurt dışından gelen mezoterapilerin hepsi euro ya da dolar bazlı geliyor. Kurun yükselmesi Türkiye pazarını ciddi şekilde etkiliyor. Hekimler bu ürünü euro bazlı aldığı için hastalarına da mevcut kurları yansıttığı için fiyatlar son birkaç yılda bir nebze olsa arttı. Ama Türkiye hala Avrupa'da pazarından alternatif olarak ciddi uygun fiyatları var. Yani aslında mevzu şu mu? Mesela diyelim ki tamamen işte İtalya'dan bahsedelim. Hı-hı. Oradan açtık. Hem siz orayla da çalıştığınız için söylüyorum. İtalya'da bu ürün 10 lira. İşte biz, siz de tabii lojistiği falan Hı-hı. filan geliyor 12 liraya. Bizde Hı-hı. yapılıyor 20 liraya. Doğru. Salladım. Rakamları tamamen atıyorum. Ama İtalya'da bu ürün 10 lira olmasına rağmen 40 liraya işlemi yapılıyor. Evet. Ya işçilik çok ciddi bir... İşçilik doktor hekim parası ciddi şekilde alınıyor. Mi? Bir de bizim Türkiye'deki gibi... Sadece biz bir aracıyız yurt dışından getirdim. Ben hekimle ürünü buluşturuyorum. Orada genelde aracılar birkaç kademeye ayrıldığı için doğrudan hekim ürüne tek bir insandan ulaşamıyor. Bu yüzden fiyatlar katlanarak da gidiyor. Ve aslında en büyük şey ekonomik koşullar. Türkiye'de hekimlerin medikal estetik alanında çalışan çok fazla kaliteli hekimimiz var. Orada çok fazla hekim yok. Ona rağmen pahalı. O yüzden pahalı çünkü... Bu işi hakkıyla yapabilen İtalya'da, Milano'da 10 ya da 15 hekim var. Plastik cerrah, dermatolog ya da medikal estetikle uğraşan. Ama Türkiye sadece İstanbul'da bu sayı onun 1000'in üzerinde var. Bu şekilde olunca orada sadece 10 hekim, bu işi sadece ben yapıyorum, istediğim fiyatı belirleyebilirim. Bu şekilde çok çok yukarı çıkıyor. Evet, ama Avrupa'da mı? Gerçi Amerika'da da öyle. Ben seyahatlerimde de görüyorum. İngiltere şu anda en pahalı ülke medikal estetik sektöründe İngiltere. Zaten İngiltere'den ciddi bir şekilde hasta turizmi olarak Türkiye'ye akın var. Geliyor. Doğru. Yani gerçekten yurt dışında sağlık hem pahalı, yani kalitesiz mi diyeyim ya da yetersiz mi diyeyim? Yetersiz diyeyim yani. Hadi. Türkiye'nin altında kalite. Doğru. Hekim kalitesi olarak konuşabilirim. Türkiye'nin altında. Evet. Şimdi Sayın Serdar Dönertaş bir toparlayacak olursak biz belli ki mezoterapi ürünleri bir de son dönemde sanki yani gene kişisel görüşüm işte botoks dolgunun yeri artık biraz mezoterapi Hı-hı. cilt altına enjekte edilebilen leke, vitamin işte vesaire lifting etkisi yapan ürünlerle yer mi değiştiriyor sanki biraz? Sektör evet mezoterapiye doğru. Sadece bu Türkiye için değil. Tüm dünyada mezoterapiye doğru bir kayıyor. Bu ne zaman başladı? Yani son 6 ay mı, son 1 sene mi? Son 3-4 yıldan bu yana. Ama Türkiye tabii 1 yıl sonrasında o trendleri yakalayıp Türkiye'ye geliyor. Şimdi dolgu dışarıdan bir ürün aslında boşluğu doldurmak. Dışarıdan kaybettiğiniz dokuyu aslında hekimler hastaya enjekte ederek kazandırabiliyor. Ama siz genç yaşta aslında foto yaşlanma ya da yaşlanma belirtileri gösterdiğinizde, düzenli mezoterapi yaptırdığınızda o boşluklar oluşmayacak. Aslında dolguya ihtiyacınız olmayacak. Dünyada bu şekilde böyle bir trend başladıktan sonra mezoterapinin değeri olması gereken yer anlaşıldı. O yüzden mezoterapiye doğru gidiyor. İşte göz zaman içerisinde kendini ispatladığı gibi. Evet. Göz çevrenize kırışıklık tedavisi için botoks yaptırıyorsunuz mesela. Evet. Ama siz genç yaşta mezoterapi yaptırdığınızda... Olmayan bir kırışıklığa niye botoks yaptırırsınız? Ya da o kırışıklık çok geç artık kendini gösterecek. Erken yaşlarda olmayacak. Cilt kalitesi çok çok önemli. Mesela bir istatistik söyleyeyim size. Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan dolgu enjeksiyon sayısının iki katı sadece Türkiye'de yapılıyordu yıllık.
bundan 3-4 yıl öncesine kadar. Ama mezoterapi Avrupa'da daha fazla yapılıyordu Türkiye'ye göre. Çünkü genç yaşlarda cilt kalitesine önem verdiler. Ya da dermakozmetik kremlerden bahsedelim. Yaşlanmayı geciktirmek. Yaşlanmayı geciktirmek ama genç yaşta cilt kalitesine önem verdikleri için cilt kaliteleri çok geç yaşlarda bozulmaya başlıyor ve sonrasında ciddi işte cerrahi ya da dolgu gibi minimal invaziv uygulamaları gidiliyor. Ama bizim Türkiye'de 40 yaşına gelene kadar hiçbir şekilde mezoterapi, cilt bakımı vesaire olmadan bir anda evet benim botoks yaşım geldi, evet dolgu yaptırmam gerekiyor. Biz geç kalıyoruz maalesef bu konuda. Ya da işte az önce erkeklerin de mezoterapi yaptırmasından bahsettik. Kadir Bey, siz mesela bu yaşa kadar kaç defa güneş kremi kullandınız? Günlük kullanınız. Vallahi kullanmadım. Foto yaşlanma belirtileri gösterdikten sonra botoksa ihtiyacınız oluyor doğal olarak. Gösteremem şimdi Serdar Beyciğim. Var mı öyle bir durumu? Ya şu an için yok. Şu an gayet iyisiniz. En azından yayında evet. Doğru, her doğru her yerde söylenmez. Peki bir şey anlamadım. Süremiz bitti ama tabii. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Dünyada mı dediniz? Türkiye'de iki katı orayı Avrupa'da, anlayamadım. Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde. Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde. Kullanılan dolgu enjeksiyon sayısının iki katını sadece Türkiye dolgu enjeksiyonu yapıyor. Ha, bir ülkede değil. Tüm Avrupa. Tüm Avrupa Birliği ülkeleri. Böyle bir klinik pazar araştırması yapılmıştı. Zaten Avrupa'nın en büyük pazarlarından biri Türkiye. Hı. Ürün satışı anlamında. Ama mezoterapiye baktığınızda biz bu kadar büyük bir pazarız. Mezoterapinin de aynı adetlerde satılması gerekiyor. Evet. Ama Avrupa Birliği bizim 3 katımız mezoterapi tüketiyor. Aslında az önce söylediğin gibi yani Kadir, sen yüzüne güneş kremi sürmeye üşenirsen dolguyu, botoksu kullanmaya devam edersin. Mecbursun. Türkiye'de bu konuda dolgu ve botoks konusunda Türkiye'nin en büyük pazarı olur. Çünkü geciktiriyoruz. Kesinlikle. Peki. İş insanı Serdar Dönertaş. Programın sonunda söyleyeyim. Aynı anda da çok kıymetli bir dostum benim. Senin olmaktan çok mutluydum. Çok keyif aldım. Bence seyirciler için de çok anlamlı bilgiler verdiğimizi inanıyorum. Hep söylüyoruz. Programımız bilgilendirme amaçlı diye. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim vakit ayırıp geldiğin için. Beni ağırladığınız için ben teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler. Sağ olun.